Kaman ve Köyleri Havadis grubumuzdan hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Bu akşam olacağız. İbrişim köylerimize konuk oluyoruz efendim. İbrişim muhtarımız Sayın Gülabi Atasoy'la bugün yayınları yapacağız. Ben bugünkü konuklarımızı yeni açanlar için tekrarlayayım. İbrişim muhtarımız Gülabi Atasoy'la söyleşi yapacağız bugün. Köylerindeki sorunları konuşacağız, yapmış oldukları hizmetleri konuşacağız, köylerinde eksik olan durumları konuşacağız, ihtiyaçları varsa onları konuşacağız. Daha önce canlı yayın yapmış olduğumuz köyleri ben tekrardan sizlere iletmek istiyorum. Başköy Hacı Osman Ekiz, Kargın Meşe İbrahim Yıldız, Kargın Yenice Ercan Karahan, Sarı Ömerli Abdullah Avşar, Karakaya Erhan Kapıcı, Kargın Selim Ağa, Mustafa Koca, Yeni Yapan Vedat Demirel, İsa Hocalı Abdullah Ulusoy, Yelek Oğuzhan Çoban, Gültepe Adem Erdi, Ömer Hacılı Bayram Özdemir, benzer muhtarımız Sayın Taner Şahin'le daha önceden yayınlarımızı yapmıştık. İzlemeyenler için YouTube kanalımızdan size ulaştıracağız. Kanalımızı oluşturduktan sonra canlı yayınlarımızı tekrardan izlemeyenler için ileteceğiz efendim. Grup başkanımız grubumuzu kuran bize bu platformu sunan başkanımız Sayın Nihat Adar, yönetim Ayla Baran Başköy temsilcisi, yönetim Abdullah Yiğit Savcılı Büyükoba temsilcisi, yönetim Gökhan Arslanoğlu Savcılı Ebeyit temsilcisi, yönetim İhsan Kayhan Hamit temsilcisi, yönetim Arif Satılmış Yelek temsilcisi. Sırayla temsilcilerimizi açıklıyorum size. Köylerinde temsilci olmayan, köylerimizde temsilci olmayan yerlerimiz var. Temsilci olmak istiyorsanız, biz de kendi köyümüzü temsil etmek istiyoruz derseniz, yönetimde arkadaşlarımızın iletilerine mesaj olarak yazabilirsiniz. Bayram Özü muhtarımız aynı zamanda temsilcimiz Akın Bulanık, Çağırgan Savaş Gedik Aslan, Değirmen Özü Haydar Kanat aynı zamanda muhtarımız. Demirli Ahmet Demirci, Hamit Çamsarı İbrahim Akgün, İsa Hocalı Ali Atlıhan, Kaman Merkez Mahallelerden sorumlu İsmail Ünal, Karakaya Hakan Didin, Kargın Meşe İbrahim Yıldız, Kargın Selim Ağa, Mustafa Ömer Halis Çulha, Kargın Yenice Zekeriya Ünal, Meşe Köy Bünyamin Gülümser, Müderris Binnur Doğan, Ömer Hacılı Murat Karaca, Sarı Ömerli Abdullah Avşar aynı zamanda muhtarımız, Savcılı Bağbaşı Sultan Baltacı, Savcılı Kışla Şeref Selçuk, Yazı Yolu Canay Demir, Yukarı Çiftlik Mert Karaca. Bugünkü konuklarımızı ben hemen söylemek istiyorum. İbrişim muhtarımız Sayın Gülabi Atasoy efendim canlı yayında. Kameramız şu an açılıyor. İbrişim köyüne konuk oluyoruz efendim. Muhtarım merhaba. Bağlanamadık bir türlü. Merhaba. Nasılsınız? İyi akşamlar. Kusuruma bakma. Hiç İnternetlerimizde problem değil sırıntı var. muhtarım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim muhtarım. İyiyiz. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Bizler de iyi. Sizleri dinliyor. Köylerimizin sıkıntılarıyla ilgileniyorsunuz. Ayrıyeten teşekkür ediyorum ben. Köyüm adına, şahsım adına size. Ben size çok teşekkür ederim muhtarım. Beni kırmadınız. Yayınımıza katılmayı kabul ettiniz. Burada köylerimizin sorunlarını dinliyoruz. Sizin yapmış olduğunuz çalışmaları burada söylüyoruz. Köylerinizin eksiklerini yurt dışında olan hemşerilerinize duyuruyoruz. Muhtarlarımızın yanında olun diyoruz. Biz kendimiz, ben kendi köyümde muhtarımızın her zaman yanındayız. Biz 12-13 kişi bir gönüllü ekibiz ama Başköy'ün tamamı bizim arkamızda. Biz diyoruz ki buraya bir şey yapılsın denildiğinde hepimiz bir oluyoruz muhtarım. Bir kampanya düzenliyoruz. Benim yapmış olduğum canlı yayınlarda kampanyalarımızı yayınlayıp anında yapılacak hizmet neyse biz ulaştırıyoruz köyümüze. Buradan sizin köy olur, Ağpınar köyü olur, Esentepe köyü olur, diğer köylerimiz olur. Biz muhtarlarımızın ya da köyümüzün sesi oluyoruz. Buyurun muhtarım sizi dinliyoruz. Önce sizi bir tanıyalım.
Teşekkür ederim. Ben 1972 doğumlu Kamanlı İbişim Köyü'nde doğdum. Evet. Çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyor. İlk dönem muhtarlığında. Evet. Teşekkür ederim köylerime beni tercih ettikleri için. Ben de var gücümle köyümün eksiklerini, sıkıntılarını gidermek için gücümün yettiği kadar mücadele etmeye çalışıyorum. Evet. Köyümün sıkıntısı su sıkıntısı vardı. Sondajdan su basıyordu komple. İki mahalle benim köy. Ben Evet. aslında iki köye muhtarlık yapmış oluyorum. Bir köy Oh. ama iki mahalle olduğu için mezarlığımız iki, camimiz iki, mahallemiz iki. Haliyle iki tarafında sıkıntıları biraz yıprattı bizleri, köylülerimi de. Özel idare eden, il özel idare eden hepsinden Allah razı olsun. Bütçelerine göre köylerine Kaman'ın 40 tane köyü var. Evet. Her birine ayrı ayrı gücünün yettiği kadar maddi manevi desteklerini esirgemiyorlar. Onlara Evet. ayrıca teşekkür ediyorum hepsine. Bütün görev İzliyorlar şimdi arkadaşlarıma. bizi. Hepsi Evet. izliyor muhtarım şu Ben an. su sıkıntımı çözdüm elhamdülillah. Kendi tarlamıza sonta vurdum. Depoya ilaveten ölçüm Evet. yaptırdım. İki yerde de çok güzel bir su buldum. Su sıkıntısı çektiğim anda tekrar sonta vurup köyümün su sıkıntısını yaklaşık su sıkıntısı olmayacak benim köyümde. Biz de Kolektör sistemini getirdim, analiz dilekçe verdim. raporlarımızı bekliyoruz muhtarım. Bizim de iki tane sondaj vuruldu. Analiz raporunu Evet. bekliyoruz biz de. Kendi köyümüz Benim için. çıkan suyum analizi geldi. Çok güzel bir suyum çıktı. İbrahim muhtarım yazıyor. İbrahim Yıldız muhtarım selamlar. 51 köy var diyor. 51 köyümüz var. Kaman'ın 51 köyü var efendim. 51 köyümüzü de ulaşacağız inşallah. Buyurun muhtarım. İnşallah. İnşallah. Kolektör sistemini dilekçe verdim. Köyüme kolektör sistemi getirdim. Mahalle aralarını kumladıp düzletmesini yaptırdım. Okulumuz vardı, ilkokulumuz. Taşıma sistemine geçtiydi 15-20 yıldan beri. Ömer Acılı'ya kasabaya gidiyordu ve liseye de Kaman'a gidiyordu taşıma sistemiyle. Evet. Köylülerimin bütçesinden, bünyesinden taziye evi, nişan, düğün, merasim amaçlı bir resmi insanlar geldiği zaman orada ağırlamak amacıyla köy konağına gönderdim. Dilekçe verdim milli eğitime. Köy tüzel kişiliğine devraldım milli eğitimden okulumu. İki tane camimiz var. Camimizin dış kaplamalarını yaptırdım. Kayseri Tomarza'dan taş getirttirdim. Sağlamladım, güçlendirdim. Birinin minaresi hiç yoktu. Allah bizlere nasip etti. Minaresini yaptırdım. Belki Ne camimizin mutlu minaresinin size. yarısı arızalıydı. Söktürdüm. Onu tadilatını yaptırdım. Ramazan'a hazırız yani. Camilerin, evet, camilerin suyuydu, elektriğiydi, iki caminin şadırvanıydı, mezarlıklarımızın suyuydu, bakımıydı, onarımıydı. Bu konularda güzel çalıştık. 5,5 kilometre bir yakın köyümden, tepe köyümden köyüme fiber internet getirdim, altyapısını. Türk Telekom Müdürü ne de izliyorsa teşekkür ediyorum ayrıca. Evet. Bizleri kırmadılar, yardımcı oldular. Biz de her konuda destek olduk. İnternetimizi getirdik. Ev telefonlarımız çalışmıyordu. Onları aktif duruma getirdim. Erbişim-Yeşilli arası bir sıkıntımız var. Yol sıkıntımız. Hayranım. Evet. 8 kilometre. 2 seneden beri iki muhtar. Oradaki muhtar arkadaşımla ben 15 bin ton malzeme aldık. Yol malzemesi. Çakıl, Evet. taş. Biz bunun nakliyesini, yüklemesini satın aldık. İyi kötü. İki köyün ortasına çektirdik. Özel şantiyeye çektirdik. Özel idarenin hiç ilgisi yok bunda. Evet. Dilekçemizi verdik gereken yerlere. Şimdi başkanlarım hepsi beni izliyor. 2 yıldan İzliyorlar, beri dinliyorlar da. Rıçeli, evet, özel idareye gelen para bütçemiz yeterli değil diye beni başından atıyorlar. Şimdi haliyle öbür köydeki arkadaşım da ben de zor durumda kalıyorum. Köylerim diyor ki hani muhtar sen yol yaptırmak istiyordun. Ne oldu 2 seneden beri malzemeyi çektirdin? Biz de oraya varıyoruz. Oradan yeterli bütçe olmadığından, ayıramadıklarından yapamıyorlar. Onlar da haklı. Evet. Ama onların da bir yerlere bastırması gerekiyor ki bu yolun yapılması için. Benim 3. sene muhtarlığımda, 3. dönemim değil. Ben var gücümle böyle mücadele ederken her insanın, görevlinin görevini yerine getirmesi gerekiyor layıkıyla. Evet. Ki köyden başlar kalkınma. Köyden kente, kentten şehire.
Evet, aynen muhtarım, evet. Biz de çabamız onun için zaten. Evet. Köyüm tarım anlamında güçlü bir köy. Toprak anlamında. Köyüme güzel bir kantar kurdurdum. Turgut Kara diye bir arkadaşımız var. Kırşehir'de esnaf. Ayrıca ona da Evet. teşekkür ediyor. Selamlar 80-100 bin buradan lira da. bir maliyet tuttu. Kırmadı beni. Getirdi kantarı kurdu. 15 köy burada mahsulünü, balyesini, sapının, samanını, ihtiyacını dağıtıyor. Geçip gidiyor. Hiçbir ücret talebi yok. Ücretsiz mi tartılıyor? Evet, ücretsiz tartılıyor. Büyük hizmet. Yani çok güzel bir şey. İhtiyacı olan, ben de zannettim ki köyünüze gelir amaçlı mı koyuldu? Hani Yok, ücret gel. karşılığı mı? Yok aylanım, ücret karşılığı değil. Köylülerim Çok de izliyor güzel. şimdi. Çevre köydeki arkadaşlarım da izliyor. Şu an nereden izlediklerini ben söyleyeyim. Ferdi Uyan bizi Paris'ten izliyor muhtarım. Ferdi Evet. Bey, geçen gün iletinizi ben yönetime iletmiştim. Hatta ertesi gün Kaman temsilcimiz, Kaman yayın uzmanımız, Kaman Çarşı Camii minaresinden Kaman'ın yüksekten görüntüsünü almıştı. Yurt dışından Evet. Kaman'ımızın görüntülerini biz alamıyoruz demişlerdi. Ferdi Bey'in öyle bir talebi vardı. Buradan da söylemiş olalım. Mehmet Alkan, muhtarımızla gurur duyuyoruz. İbrişim Köyü diyor. Mehmet Bey sizinle Teşekkür gurur ederim. duyuyor muhtarım. Kardeşim benim teşekkür ederim kendisine. Muhammed Delibaş, Ayla Hanım muhtar güzel çalışıyor. Kendisi kendi çabalarıyla her şeyimizle helal olsun teşekkür ederiz diyor. Ben bütün Muhammed köylerime Delibaş. teşekkür ediyorum. Erbişim Köyü senin gibi muhtar Erbişim Köyü'ne senin gibi muhtar zor gelir. Kendi çabalarıyla şükür her şeyin başından geliyor diyor muhtarım. Köylülerimizden çok teşekkür ederiz. Bizim peşimizdeler. Bütün köylülerimize çok teşekkür ederiz diyor. Hasan Atasoy. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi İzliyorlar ilk önce muhtarım. Halil Orman köylerime kolay gelsin. İyi yayınlar diliyor bize. teşekkürler. Hani ben yaptığım işleri size aktardım. Yanlış anlamasın arkadaşlarım ve köylülerim. Övünmek anlamında değil. Bazı Muhtarım şeylerin yapılması övüneceksiniz. Tabii ki gerekiyordu. yapılan hizmet için övüneceksiniz. Evet. Biz de bunu gururla yayınlayacağız buradan. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben köylerime çok teşekkür ediyorum ki beni asla yalnız bırakmadılar çıktığım yolda. Maddi manevi desteklerini eksik gitmediler. Gece 1'de de aradıysam bir köylümü, tamam muhtar biz geliyoruz deyip peşime düştüler. Ben Antep'ten 7 tane işçi getirdim. Taş ustası Aylan'ım. İki Evet. camimin yapımı için 1,5 yıl maddi manevi o insanların yatacağını, yiyeceğini, her türlü ihtiyacını 80 hane köyüm üstlendi. Dostum, Evet. düşmanım, eşim, dostum, çevre köydeki arkadaşlarım, şehirdeki eşimiz, dostumuz, köylülerimiz. Yani çok güzel bir birliğimiz var bizim köyümüzde. Ben hepsine yani ne kadar teşekkür etsem az. Hayati Alkan, selamlar muhtarım Ankara'dan. Teşekkür ederim güzel. İzleniyorsunuz muhtarım. Evet, Buyurun. evet, evet. Sizden ricam bu Yeşili İbrişim arası yolumu gündeme getirmeniz. Evet. Bir Serkan Bey izliyor de bizi. Buradan evet. duyurulur. Kendisi izliyor şu an. Serkan Bey duyuyor Serkan musunuz? Bey'e de, Menderes Bey'e de teşekkür ediyorum. Genel Sekreterime de teşekkür ediyorum. Yol Müdürüm Halil Tan'a, Alptekin Bey'e, Şaban Çelik Bey'e, başkanıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vardığımız zaman bizleri asla boş çevirmiyorlar. Güçlerinin yettiği bünyelerinde bizim ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyorlar ama haliyle devletimizin bulunduğu durum, bütçemizin yetersiz olması biraz sıkıntıya düşürüyor muhtarlarımızı. Taleplerimiz yerinde gelemiyor bazı zamanlar. Ama insanlarımızın da buna anlayış göstermesi gerekiyor. Evet. Biraz Muhammed çöp Delibaş, Ayla Hanım konteynerim. internet için altyapı gerekiyor diyor. Evet Muhammed Bey. Evet. İnterneti inşallah halledeceğiz. İnternetimi getirdim ben. 5,5 kilometreden altyapı. Ama bir Diğer sıkıntı köyler var. için söylüyor Yağışların Muhammed Bey. evet, yağışların çok olduğundan bir sıkıntı oldu. Bak biraz önce zor bağlandım Aylan'ım ben. Evet. Bağlanamadım. Evet. Evet. Cep telefonlarımızın içinde bir operatörümüz var. GSM'simiz var.
3 operatör de mesela çalışıyor orada. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom. Galiba zannedersem ayarı biraz düşük olduğundan yansıtıcı cep telefonlarımız her yerden çekmiyor. Bahar Hanım, geçen hafta demişti ki muhtarım, bizim muhtarımız çok çalışıyor. Ayla Hanım, bizim muhtarımızı yayına alır mısınız demişti Bahar Koç. Bahar Hanım, Evet. muhtarınız canlı yayında. Buyurun efendim, sizi dinliyor. Muhtarım, Bahar Hanım geçen hafta söylemişti, İbrişim muhtarımızı yayına alır mısınız diye. Tabii ki alırız. Çalışmalarını da gururla söylüyor. Ne mutlu size muhtarım. Sizi izliyorlar hemşerileriniz. Evet. Hayırlı çalışmalar Ayla Hanım, Ayşe Baydemir, Şevki Çankaya, Gülabi abi çok değerli bir insan, hürmetlerimi sunuyorum diyor. Şevki Çankaya. Ben de teşekkür ederim kardeşime. Ben de çok teşekkür ederim. Kendisi de çok değerli bir İzleniyorsunuz insan benim. muhtarım. Teşekkürler. Seviliyorsunuz da aynı Şimdi zamanda. Aylan'ım benim çöp konteyner sıkıntım var. Bu Evet. bir. İki mahalle Afınar olduğu için köyümüzün de sıkıntısı çöp konteyneri. evet biraz önce muhtarımı da dinledim ben. Çöp konteyner sıkıntım var bir. İkincisi de iki mahalle olduğundan ana yoldan okul servisleri köyün mahalle aralarına giremediği için, dar olduğu için yapısal anlamda köyümün kuruluşu ana yolda uzak olduğundan köye biraz çocuklarımız yaz günü aramıyor da kış günü yağmurda, yaşta mesela harman yerinin kenarında ana yolda bekliyorlar, ıslanıyorlar. Evet. Konteyner mi İki tane istiyorsunuz nöbet, muhtarım? iki tane bekleme kulübesi olursa benim köyüme buradan Toklumen köyüm var mesela. 8 Evet. kilometre Strapilize yol. Yeşilli Köyü Strapilize yol. Çadırlı Hacı Yusuf, Meşe Köyü. Buralar hep Strapilize yol. Benim köyüme Kaman'dan sadece Kaman'dan asfalt yolum var. Evet. O da yapılalı çok olduğundan bu sene de yağışların çok olduğundan bayağı yollarımız kabarma yaptı asfaltımız. Onların da baharın havaların ısındığında yama yapılmasını istiyorum ben. Bu Strapilize yollarımıza da bir grader özel idare eden arkadaşlar dinliyor. Bu yollarımın bir düzelmesini istiyorum. Kumlanmasını istiyorum. Kum ocağım var benim köyümün yakınında. Muhtarım, yönetimden uyarıyorlar. Kamerayı birazcık aşağı indirebilir misiniz? Kameranızı biraz aşağıya. Biraz daha, evet. Sizi net görelim şimdi. Tamam, buyurun. Evet. Bu stabilize yollarımın Aylan'ın ben düzelmesini istiyorum. Ben 2 yıldan beri Halil Tan Bey de dinliyor yol müdürümüz. 2 seneden beri şikayet değil benimki. Gerçekleri Müdürüm, konuşuyor. Halil müdürüm, Apınar muhtarım da sizden talepleri var. Evet. Muhtarımın, Gülabi muhtarımın da sizden talepleri var. Apınar köyümüz ve İbrişim köyümüzün sizden talepleri var muhtar müdürüm. Buyurun. Ya bu yollarımızın bir düzelmesini istiyorum ben. Vatandaşlarımız zorlanıyor. Araçlarıyla, traktörleriyle giderken, gelirken hani diseler ki özel idare bize senin köyün yakınında malzeme yok yol yapımında. Benim Evet. köyümün 1 kilometre altında 10 köyü kumlayacak malzeme var. Evet. Yani bu durumda da Buradan bizim özel böyle idare müdürlerimize, amirlerimize, şeflerimize İbrişim köyündeki yol malzemesi şu an hazır. Kumlama çalışması yapılacak bütün malzeme çakıl da dahil değil mi muhtarım? evet. 15 bin ton. 15 bin ton şu an hazır malzemeleri var. Ve il Evet. özel idaresinden destek bekleniyor efendim. Yardımcı olursanız çok seviniriz müdürlerim. Sizden ricamız. İbrişim Köyü'ne siz yapın biz de yayınlayalım. İl özel idaremiz sesimizi hemen duydu diyelim buradan biz de. İnşallah. İnşallah. Bir de bu yol Aylan'ım bizim Kırşehir'e bağlantı yolumuz. 8 tane köyümüzün bizim köyümüzün içine Kırşehir'e bağlantı köyü. Ve bu Yeşilli Köyü'ne indiğimiz zaman 8 kilometre oradan Koçlar tarafına, Aksaray tarafına, Ortaköy tarafına çok kullanılan işlek bir yol biliyor. Tuz Gölü 70-80 kilometrelik bir mesafede ve bu işlek yolun yapılması lazım hemen. Evet. Yani muhtarım, biz buradan sesinizi duyuruyoruz. Sıkıntılı olan yerler başka neleriniz var? Köyünüzde hizmet yapacağınız ya da projeniz olan sıkıntılı yerler neler?
Projem şimdi bir projem daha var benim. Allah nasip ederse inşallah. İki mahalle olduğundan okulum bu mahallede, benim bulunduğum mahallede. Burayı tadilatını yaptık biz köyümün bütçesinde. Evet. Hayırseverlerden, yurt içinden, yurt Kamerayı dışından. biraz indirebilir miyiz muhtarım? Telefon kaydı gene. Evet. Evet, öyle dursun. Karşı mahalleye de gerekiyor. Çünkü iki köyün, yani iki mahallenin arası biraz mesafeli. Evet. O insanlara da bir toplantı yerinin, bir taziye, mevlit, nişan, düğün yapması gerekiyor. Çok uygun da bir yerim var. Köyün girişinde, harman yerinde, öbür mahallede. Şimdi orayı ben dilekçe verdim özel idareme. Özel Evet. idareden geldiler. Köy Konağı Programı adında buranın ölçümünü yaptılar. Evet. Bütçemizde, devletimizde para yok diye yapamıyorlar. Şimdi ben size şöyle bir hizmette katkıda bulunmuş olalım. Buradan mimarımız bizi izliyor. Benim kendi köylüm, akrabam aynı Evet. zamanda. Mustafa Şentürk bizi izliyor. Mimar, eşi de kendi de. Bu tarz tarihi binaların projelerinde çalışıyor. Ankara Evet. Hamamönü projesinin tamamen yapımında. Ben Samsun'da oturuyorum muhtarım. Vezir Köprü'nün eski evlerinin yapılmasında, konakların yapılmasında mimarımızın imzası, mimarımızın çalışması şu an izliyor bizi. Destek olurum diye de söylüyor. Mimarımızla bağlantıya geçersiniz muhtarım. Böyle bir projeniz varsa Evet. çiziminde muhtarlarımızın yanında olacak, destek olacak. Böyle Teşekkür ederim bir kendisine. talebiniz olursa hemen şurada kendisi hazır zaten. Hemen diyor Evet. destek olurum diye de söylüyor. Bağlantıya geçebilirsiniz Teşekkür muhtarım. ederim. Teşekkür ederim kendisine. Ve başlamayı da istiyorum. Ben 1-1,5 ay içerisinde oranın temelini atmayı istiyorum. Bu arada özel idaremin de biraz buraya gerektiği kadar, mesela köylere 8 bin lira kadar ben bir para aldım köy konağına. Evet. Okulumun tadilatında 8 bin lirayla köy konağı yapılmaz. Evet. Bir kepçe gönderip 4 saat çalışmayla devletin desteği bundan bitmez. Ben 700 bin Evet. lira para topladım. Yurt dışından, yurt içinden iki cami, okul, bu su, bu kantar, bunlar hep parayla meydana geldi. Ben insanlarından Evet. gayri para istemeye sıkılmaya başladım. Haydi para toplayalım, makbuz karşılığında şu işi yapacak. Biraz da devlet böyle 8 bin lirayla özel idare bizi geçiştirmesin. 8 bin lirayla 80 hane köyün ihtiyacı giderilir mi? Aylanım. Evet. Giderilmez. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Ben biraz Mertçe konuşan insanım. Evet. Biraz daha fazlasını istiyorum ben. Gerekli yerlerde. Gelsinler, denetlesinler, yapılan işleri görsünler. 8 bin lirayla bu iş biter miymiş? Yani ben bu Evet. konularda biraz hassasım. Şimdi muhtarım, amirlerimiz izliyor, müdürlerimiz izliyorlar. Sesinize Evet. kulak vereceklerdir. Aynı şekilde biz de kendi köyümüz için. İşte il özel idaremizin yetişemediği yerde biz de kendi köyümüz için yardımlarda topladık. Çalışmaları biz kendi köyümüz adına da yaptık. Abilerim izliyor buradan hepsi de. Evet, evet. Bizim gönüllü bir ekibimiz var. Beden gücüyle onlar çalıştılar. Canlı yayınlarını ben yaptım. Yurt içi yurt dışı biz kenetlendik. Kendi köylülerimiz. Köyümüzde yapılacak hizmetleri biz kendimiz yaptık. Muhtarımızın gücü belli bir yere kadardı muhtarım. Biz gönüllü Evet. ekiple çalışma yaptık. Muhtarımızı yapamayacağı ya da hizmetinin ulaşamayacağı yerlerde biz destek olduk ona. Ya da il özel idaresinden kısıtlı dediğiniz gibi 7 bin lira gibi bir bütçe geldi bize de. Evet. Onunla köyümüzde yapılacak hizmete katkı sağlandı ekstradan. Ama üzerini biz kendimiz tamamladık. Ya biraz destek olunursa il özel idaresinden, müdürlerimizden rica ediyoruz. Evet. Bütçelerinin tabii 51 köy hepsine aynı anda hizmet verilmesi gerekiyor. Onlar da haklı. Evet. Onlar da aynı seviyede bütün köylere aynı anda ulaşmak istiyorlar. Umarım çözülür muhtarım. İnşallah. İnşallah. Buradan Hani ben sesinizi buradan duyuyorlar, başka emin köye, olun buna. evet, ben buradan başka köye fazla veriyorlar. Benim köyüme az veriyorlar. O anlamda konuşmuyorum. Bütün Evet. muhtarlarımın adına konuşuyorum ben. Bütün muhtar arkadaşlarımın adına konuşuyorum. Geçen seneki rakam 7 bin liraydı muhtarım. Bizim kendi köyümüz için de Evet. öyle. 7 bin liralık bir bütçe ayarlaması vardı.
Bizim kendi köyümüz için de etraf köyler için de bütçe buydu. Umarım bu Evet, sene evet. biraz daha farklı çalışma olur. İnşallah. Buyurun. Buyurun muhtarım. İnşallah. Onun dışında mesela ki amirlerimizin, müdürlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Vardığımız zaman gerçekten çok samimi bir şekilde derhal olaya müdahale ediyorlar. Yapılacak işe müdahale ediyorlar. Yani bugün git de yarın gel. Yok kelimesi yok. Evet. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum yani. Bundan bütün muhtarlarımız gerçekten memnunlar. Hangi hizmeti istersek geliyor. İşte il özel idaresi bizim isteğimizi geriye çevirmiyor diye hep olumlu cevap geldi. Muhtarlarımızdan genelde canlı yayın yaptığımız köylerden şu an 12 köyümüze ulaştık. Sizinle birlikte 15 köyümüzün canlı yayınını yapmış durumdayız Evet. ve diğer köylerimize Evet. de ulaşacağız. Muhtarım şöyle bir konu da var. Şimdi Evet, buyurun. izleyenlerin mesela Bahar Hanım geçen hafta dedi ki ben dedi kendi köyümün muhtarını çıkmasını istiyorum. İbrişim Köyü muhtarımızı canlı yayında görmek istiyoruz dedi. Biz Teşekkür ederim kendisine. muhtarlarımıza ulaşıyoruz. Hepsini de arıyorum ben telefonla. Burada canlı yayına çıkmak istemeyen muhtarlarımız da var. Katılmak Evet. istemiyorlar. Burada köyünüze yapmış olduğunuz hizmetleri anlatacaksınız. Köyünüzün eksiklerini anlatacaksınız. Burada müdürlerimiz, amirlerimiz burada direkt canlı yayından izliyorlar. Köyünüzün sorunlarını birebir kendiniz anlatıyorsunuz. Köyünüzün sıkıntısını hem yurt dışındaki hemşerilerinize anlatıyorsunuz. Hem de yurt Evet. içindeki hemşerilerinize anlatıyorsunuz ki el birliğiyle çözüm bulmak amacımız. Köylerimizin sesi oluyoruz biz de. Bizim aracılığımızla Evet. siz de teşekkür ederiz muhtarım. Canlı yayınımıza katıldınız. Yayınımıza katılmayan muhtarlarımız var muhtarım. Yani Evet. burada yapmış oldukları hizmeti anlatacaklar. Bizim burada hiçbir art niyetimiz yok. Muhtarlarımızı kötülemek değil amacımız. Sıkıntılı olan köylerimizin, hizmet alamayan köylerimizin ya da diyor ki mesela Selim Ağa muhtarımız dedi ki Ali Hanım böyle bir sıkıntımız var. Muhtarım buradan selam olsun. Mustafa Koca muhtarım selamlar. Mezarlığımıza dedi cenaze aracı, ambulans ya da dışarıdan gelip de dedi mezarlığa ulaşamıyor, çamurdan çıkamıyoruz dedi. Hatta resimlerini gönderdiler bana. 500-600 metrelik bir alan kumlama çalışmasından sonra çamurdan çıkılmıyor dedi. Görüntülü de attı hatta. Ya böyle sıkıntılı olan yerleri aslında biz yayınlıyoruz ya da köyünüzün sıkıntılarını dile getiriyoruz. Yayına çıkmak istemiyorlar muhtarım. Buradan da söylemiş olayım. Hatta ben dün yayınladım. Hangi köyümüzü canlı yayında görmek istiyorsunuz diye. Bu belki muhtarlarımıza baskı gibi de olabilir ama hemşerileriniz sizi canlı yayında görmek istiyor muhtarlarım. Buradan da iletmiş olalım. Erhan Kapıcı muhtarım Onların doğal hakkı. istekleriniz özel Evet. idare ve METAŞ çalışanlarından Allah razı olsun diyor. Erhan Kapıcı muhtarım izliyor buradan. Muhtarım selamlar. Hani ben de selam gönderiyorum muhtarıma. İyi akşamlar ona. Buyurun muhtarım sizi Aylanım dinliyoruz. ben sizi köyüme de davet etmek isterim. Gelin buyurun. Bir röportaj Çok yapmak çok bir geleceğiz isterseniz. inşallah muhtarım. Komple yönetim, temsilciler hepimiz toplanıp yaza böyle bir düşüncemiz var inşallah. Bütün muhtarlarımızla beraber inşallah öyle bir projemiz var. O bize bir şereftir sizin gelmeniz. Köyümüzü gezmeniz, Gelmez köy miyiz muhtarım? Gurur halkından duyarız ilgilenmeniz. hem de. Evet, Bütün biz de gurur duyarız. Beklerim. temsilcilerimiz, yönetim hepimiz gurur duyarız. Bir Erbişimli olarak, damadın olarak verdiğin hizmetler için çok teşekkür ederim muhtarım diyor. Namık Alkan. Ben de kendisine teşekkür ederim. Ben de kendisine Abdullah teşekkür Yiğit, ederim. savcılı temsilcimiz hoş geldiniz muhtarım diyor. Ben de teşekkür ederim kendisine. Muhtarım, Şimdi Aylan'ım buyurun. bizim köyümüzün 150-200 yıllık bir geleneği bu. Yağmur duası dedik. Köyümüzde iki tane dağımız var. Yüksek dağ. Belki Evet. duymuşsunuzdur bilmiyorum. Her köyde Evet. çıkılıyor ama ziyaret dağı dedik biz. Özel idareme teşekkür ediyorum.
Oraya dozer gönderdiler, bizim yolumuzu açtılar. Traktörlerle gidemiyorduk dağa. Şimdi Evet. otomobiline binip vatandaşım rahat bir şekilde çıkıyor. Allah nasip ederse oruç bayramından sonra, Ramazan ayından sonra ilk haftasında Evet. çıkmayı düşünüyor. Şehirdeki, köydeki bütün köylerimi de davet ediyorum. Ayrıca sizi de davet ediyorum ben. Gelmek Tarih ne isterseniz. zaman muhtarım? Tarih ne zaman? Tam İlk bayramdan sonra mı? haftasında. Bayramdan sonra ilk haftasında Allah nasip ederse çok kalabalık oluyor. Yağmur duasına çıkıyor. Yağmur yağsa da biz çıkarız hayranım oraya. Yağmasa da çıkarız. Şükür duasına. Tamam. Kurbanımızı İnşallah keserim. ben de Namazlarımızı gelmeye kılarız. çalışacağım muhtarım. İnşallah seve seve sizi de ağırlamayı isterim. Gelin buyurun. Köyümü Tamam. oradan gezin. Çekim yapın. Köylerimin sıkıntılarını birebir de dinleyebilirsiniz. Bizim için Tamam. bir şereftir, gururdur. Vallahi köyünüz sıkıntı değil de sizden çok memnunlar muhtarım. Yani beğeniler, yorumlar. Yayın bittikten sonra da siz zaten yorumları okursunuz. Gözden Evet. kaçırdığımız yorumlar varsa ya da sizden istek talepleri varsa oradan Apınar muhtarım Sayın Hacı Osman Delibal ve Esentepe muhtarım Sayın Nimet Yolla Hanımefendi'ye de söylüyorum. Yorumları kaçırmış olabiliriz yayın esnasında. Yayın bittikten Evet. sonra muhtarım orada yorumlara bakarsınız. Sorular varsa kaçırdığımız ya da gözden kaçırdığımız oradan cevaplayabilirsiniz. Evet. Evet. Savaş teşekkürler ablacığım sağ olasın. Buyurun muhtarım sizi dinliyoruz. Durum böyle Ayla Hanım. Biz var gücümüzle çalışıyor. Köylülerimizin hizmeti için. Elimizden Evet. geleni yapıyor. Şimdi özel idaremiz de Allah razı olsun hepsi bir ekip olarak da çok güzel çalışma bu ruhu var kendilerinde. Ebeğit köyü Buradan muhtarımız da canlı yayını izliyorlar şu an. Yönetimden beni uyarıyorlar. Ebeğit köyü muhtarımıza selam olsun buradan efendim. Muhtarım selamlar. Yönetimden uyarıyorlar aleykümselam. ki Ebeğit muhtarımız izliyor diyorlar. Buradan selam olsun Aleykümselam. Ben de muhtarım. Sizi kendisine de en selam kısa söylüyorum. zamanda canlı yayında görmek istiyoruz. Canlı yayında hangi muhtarımızı görmek istiyorsunuz? Yazımızın altında savcılı birinci sırada geliyor. Savcılı Büyükoba'dan, Ebeğit'ten istekler çok fazla muhtarım. Hemşerileriniz sizi canlı yayında görmek istiyorlar. Muhtarlarımıza buradan sesimizi duyuralım. Buyurun muhtarım. Bu size gerçekten bak canı gönülden teşekkür ediyorum Ayla Hanım. Bu yaptığınız program çok güzel oldu. Evet. Birebir böyle konuşup halkımızın bizim istediklerimizin bilsinler. Onlar şu anda Evet. bizim neler yapmak istediğimizi köylülerimiz biliyor. Evet. Sizin vasıtanızla bu canlı yayında her taraftan izliyorlar. Şimdi şöyle bir Erhan muhtarımla canlı yayın yapmıştık. Onlar dedi, o dedi ki Ayla Hanım köy konağı projemiz var dedi. Eski karakolun olduğu yeri biz köy konağı projesi yapmayı düşünüyoruz. Canlı yayından sonra muhtarımıza kampanya başladı. Yani Evet yurt haberim var. dışındaki ya da şehir dışındaki hemşerileri destek olmaya başladılar. Muhtarım doğru değil mi? Teyit edin benim söylediğimde isterseniz. Evet, 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 evet. Şimdi canlı yayın aslında sizin kendi köyünüz için bulunmaz bir nimet bence. Köylülerimiz için söylüyorum, köyler için. Sıkıntılarınızı muhtarımız direkt anlatıyor. Köyünüzün sıkıntısını direkt muhtarımız söylüyor ki gurbette olan da buradan dinleyebiliyor ya da haberi olamayabiliyor. Telefonla ya Evet. da duyulamayabiliyor ya da haber edinilebiliyor. Buradan siz direkt muhtarımızın ilk ağızdan köylerinizin sorunlarını dinlemiş oluyorsunuz. Biz de buna vesile oluyoruz. Gurur verici bir şey. Buyurun muhtarım. Teşekkür ederim valla. Çok sağ olun. Bu programı yani eğer siz düşünüp uyguladıysanız size çok teşekkür ediyorum ben. Bu proje başkanımız Sayın Nihat Adar'ın projesiydi. Biz kendi Kendisine köyümüzde teşekkür yayın ediyorum ben. yapıyorduk ama bu proje başkanımız Nihat Adar'ın projesi. Başkanım izliyor buradan bizi. Belki de muhtarım davetinize komple gelebiliriz. Temsilciler artı İnşallah. yönetimle birlikte gelebiliriz. Yağmur İnşallah. duasına Seve beraber seve. çıkalım.
İnşallah İnşallah. seve seve candan baş üstüne. İnşallah muhtarım. Tarihini Siz bizim belirleyin. gözümüz oldunuz. Evet. Siz bizim gözümüz oldunuz. Bütün muhtar arkadaşlarımın adına konuşuyorum ben burada. Evet. Köylülerimin hem gözü hem sesi oldunuz. Evet. Gerektiği yerlere şikayetlerimizi, sıkıntılarımızı Evet. birebir iletiyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsem şahsım adına ve arkadaşlarım adına azdır size. Aydın Uç, İsa Hocalı'dan selam ve dua ile hayırlı yayınlar Ayla Hanım diyor. İsa Hocalı'ya selamlar, muhtarıma selamlar buradan. Kendisi de izliyor Aleyküm buradan selam. bizi. Ben de kendisine selam söylüyorum. Buyurun muhtarım, sizi dinliyoruz. Siz sorun biraz daha. Buyurun. Var mı başka sıkıntılı olan yerler? Yani yapmak istediğiniz, bu böyle bir şey olsa da ya da şöyle kafamızda böyle bir projemiz var dediğiniz yeriniz var mı? Su sıkıntınız Ben var şimdi mı? buraya su sıkıntısını çözdüm ben Aylin Hanım. Evet. Şu anda ilk sırada gelen bu yeşilli İbrişim arası yani Erbişim arası asfalt yol Yol. çalışması evet yol ilk 8 sırada olan kilometrelik alan. evet ikinci sırada da iki mahalle olduğu için öbür mahalleme de bir konak istiyorum ben. Birazını Şimdi kendi il bünyemde özel kendi idaresi bütçemden yani yetkililerine, köyümü. müdürlerimize de söylemiş olalım. Tuzgölü Evet. Kırşehir'i birbirine bağlayan yol, 5-6 köyün birbirine bağlanmış olduğu yoldan bahsediyorsunuz. 5-6 köyün aynı Evet, anda evet. bağlantıya geçtiği Aksaray'la Kırşehir'i, Kaman'ı birbirine bağlayan yol. Evet. Burası aslında bir köprü. Burası aslında bir turistin geçebileceği bir alan. Buranın güzel Evet. olması lazım ki, yollarımızın güzel olması lazım ki oradan geçen turistimiz, yerli turistimiz, dışarıdan gelen, Tuzgölü'nü görmeye gelen kamanımızdan, köylerimizden geçerken yollarımız güzel olsun. Evet. Aynı zamanda Hirfanlı, Türkiye'nin elektrik üretiminde büyük katkısı olan, görsel doğa güzelliği olan bir yerimiz aslında. Oraya bağlantı yolu, aynı zamanda bahsettiğimiz yolda. Evet, Muhtarım, evet. o zaman ilk sırada yolumuz var, değil mi? Özel idaremiz izliyor şu an bizi. Evet. Evet, ilk sırada ben yol istiyorum. Evet. Yolumuzun İlk da sırada yol 15 istiyorum bin ben. ton mıcırı, Yol malzemem hazır kumlaması, benim. Alt malzemesi hazır. her şey hazır. Alt malzemem hazır. Şimdi oradaki müdürlerim beni izliyorlar. Evet. Kendilerine de hayırlı akşamlar olsun. Onların yapacağı yolumu düzleyip çalışmasını yapıp saten ve ziftini döküp çıkacaklar. Evet. Şimdi Erhan Kapıcı muhtarımız köyümüzün desteğinden ve desteklemek isteyen köylümüze teşekkür ederim diyor. Canlı yayınımız ses getirmişti muhtarım. Evet. Muhtarımızın karakolu için yapmış olduğu çalışması vardı. Eski karakolu köy konağına çevirme projemiz var demişti. Hemşerileri hemen onun sesine kulak verdiler. Bizim canlı yayının arkasından muhtarım şu an teşekkür ediyor. Buradan Karakaya hemşerilerimize biz teşekkür ederiz. Karakayalı hemşerilerimize. Canlı yayından sonra sesimize kulak verdiler. Destek oldular. Sırada İbrişim, Ağpınar Köyü ve Esentepe köylerimiz var efendim. Oraların sesine de kulak verirseniz, canlı yayınımızı yeni açmış olanlar izlerse baştan sona kadar köylerimizin sorunları var, muhtarlarımızın sorunları var. Çözerseniz çok seviniriz hemşeri olarak. Muhtarım damlaya damlaya göl olur, tam da burada oluyor aslında. Bütçesi Evet, olan evet. 50 lira, 100 lira, 200, 500, 1000, herkes kendi bütçesine göre destek olursa kocaman bir havuz oluşuyor o zaman. Sorunlar bir anda çözülebiliyor. Buna en canlı örnekte sizin kendi köyünüzmüş. 700-800 bin Evet. liralık bir rakamı toparlamak kolay değil. Buradan Evet. gerçekten de size ben teşekkür ederim. Bütün herkesin nezdinde. Hemşerilerinize ayrıca teşekkür ederim duyarlılıklarından dolayı. Yapılan iş köylerine yapılıyor muhtarım. Evet. Ben de Bu kendilerine sizin teşekkür kaçıncı ediyorum. döneminiz muhtarım? Kaç dönemdir? İlk dönemim benim. İlk dönemde bu kadar iş mi yaptınız muhtarım?
Evet. Çok Muhtemelen. güzel, gurur verici bir şey. Ben Evet. teşekkür ederim sizin adınıza, hem hemşerileriniz adına da. Söylemek istediğiniz bir şeyler var muhtarım? Hepinize ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Hepinize. Size hayırlı yayınlar Davetinize diliyorum. icabet edeceğiz inşallah. Gelmeye çalışacağız muhtarım. İnşallah. İnşallah. Bütün muhtarlarımızla toparlanalım. Ben sizden öncelikle rica ediyorum. Sizin kendi köyünüz için var, internet altyapınız var ama bizi izleyen muhtarlarım adına ben muhtarlarımız ve aboneler bir dilekçe istiyorum. İnternet için toplu müracaat edeceğiz çünkü. Bizi izleyen muhtarlarımıza rica ediyorum. Köydeki abone sayınız ve muhtarlıktan yapılmış olan bir dilekçeyle müracaat edeceğiz. Bu şekilde bir müracaatta bulunacağız. Ben buradan izleyen muhtarlarıma sesleniyorum. İnternet için bir dilekçe müracaatında bulunacağız. Hep birlikte siz yazın. Biz de onları toparlayalım ve yetkili yerlere ulaştıracağız. Hep birlikte sesimizi duyuralım. Buyurun muhtarım. Evet. Ben Aylin'im bu interneti bu salgın hastalığı başladığında pandemi başladığında bir de ileriye hesaplayan bir insanım. Okullar kapanırsa, tatil olursa bu çocuklarımız dedim ders çalışamaz. Evde Evet. kapalırız, kalır. Bu daha çok sürerse dedim. Pandemi mesela bu çocuklar çok eğitimde geride kalır. Evet. Hemen köyümden ilk işim imza topladım. TC kimlik numaralarıyla beraber abone olacaklar kişilerin. Evet. Kırşehir'de Türk Telekom müdürüne başvurdu. Durumumu anlattım. Köyüme davet ettim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Buyurdu geldi. Bir ayranımızı içti. Köyümü gezdi. Ziyaret etti. Muhtarım dedi. 5,5 kilometre 400 bin lira gibi bir maliyet tutuyor dedi. Senin köyüne kaplı suydu, fiberiydi, santralıydı. Biz dedi bazılarını karşılıyor. Yalnız sen dedi bu yolu eştireceğin yolun kenarından, asfaltın kenarından kaplıyı da biz çevre köylerden ve Çiçek Dağı'ndan fiber kaplı getirdik. Kendi bünyemizden Evet. oradan topladık, araç kiraladım. Arkadaşlarımdan, heyetimle beraber gittim, getirdim. El birliğiyle özel idareden Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum, Durdu Bey'e. Çok çok teşekkür ediyorum onlara. Çok değerli insanlar. Çok çok hem de. Buradan hep yazıyorlar muhtarım. Emre Bey'e, Durdu Bey'e, Serkan Bey'e hep teşekkür Evet. ediyorlar. Biz teşekkür ederiz buradan. Müdürlerimize teşekkür ederiz, amirlerimize, il özel idare personeline ve bütün yetkili kurumlara, kuruluşlara teşekkür ederiz. Nüfus müdürümüz izliyor bizi. Müdürüme de saygılar sunuyoruz buradan. Kendine iyi akşamlar Bizi diyorum. Saygılar sunuyorum. hepsi izliyorlar muhtarım şu an. Buyurun. Evet. Biz sağ olsun özel idare bizim isteğimizi kırmadı. Kepçelerini gönderdiler. Yolun eşimini yaptılar kazmasını. Kaplıyla biz kendi bünyemizden serdik. Arkadaşlar geldi Türk Telekom'un bağlantısını yaptı. Olmaz dinen işleri ben başardım. 3 Evet. senenin içinde olmaz dinen. Olmaz diye bir şey yok. İnsan öldüğü zaman olmaz. Ölmediği sürece hayat devam ediyor. Mücadele itmek zorundayız. Ben başardım. Elhamdülillah. Bütün arkadaşlarımın da pes etmemesini istiyorum. Biz kendi köyümüzde 12 kişilik gönüllü ekiple 11 ayda bahsettiğiniz birçok projeyi biz kendimiz yaptık. Bağışlarla ve Evet. tamamen beden gücünü bizim kendi abilerimiz izliyorlar şimdi hepsi. Onlarla birlikte muhtarım yapılmayacak bir şey yok. Biz 11 ayda köyümüze birçok hizmeti kendimiz getirdik. Ne mutlu. Ne mutlu. Ben şahsım adına size teşekkür ediyorum. Biz Önderlik teşekkür ederiz yaptınız. muhtarım. Çok Söylemek güzel istediğiniz bir işler her şeyler var zaman mı? Buyurun. güzeldir. Ben teşekkür ederim size. Böyle bir adım ötesini, bir adım ilerisini görebilmek, ufkunuzun genişliği için ben ayrıca teşekkür ederim muhtarım. Yayınımıza Ben de katıldığınız sizlere. için ben gerçekten çok teşekkür ederim. Esentepe muhtarımız Sayın Nimet Yollu Hanımefendi'ye, Apınar muhtarım Sayın Hacı Osman Delibala, İbrişim muhtarım Sayın Gülabi Atasoy muhtarım çok teşekkür ederim ben size. Yayınımıza beni kırmayıp katıldığınız için bizim amacımız köylerinizin sesini duyurmak.
Köyünüzdeki sıkıntıların sesini duyurmak, Ağpınar köyündeki çocuklarımızın sabah servislerinde beklerken konteyner ihtiyacı var efendim, durak şeklinde. İki tane konteynera. Aynı şekilde sizin çocuklar da sabahları üşüyorlar değil mi muhtarım? Destek olmak isteyen varsa bizi izleyip de inşaat sektörü olabilir, farklı sektörden iş adamları olabilir, hemşerileriniz olabilir ya da bütçesi durumu iyi olan hemşerilerimiz olabilir. İki tane konteyner ihtiyacı var. İbrişim köyünün ve Ağpınar köyünün efendim. Çocuklarımız üşümesin. Okullarına gitsinler. Okusunlar ki yetişkin birey olarak, eğitimli birey olarak ilerleyen zamanda karşımıza çıksınlar. Okusunlar, bir yerlere gelsinler, hizmet versinler. Kamanımız için, köylerimiz için. Buyurun muhtarım. Teşekkür ediyorum sizlere. Çok güzel konuştunuz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Size, oğlunuza ayrıca teşekkür ederim. Selamlarımızı sunuyoruz. İzleyen bütün hemşerilerinize teşekkür ederim. İbrişim köyünü hep söylüyorlardı muhtarım. Canlı yayına ne zaman alacaksınız diye. Diğer muhtarlarımız bugün 3 köyümüze konuk olduk. 15 köyümüzden canlı yayın yaptık. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Her geçen İnşallah. gün diğer köylerimize de ulaşacağız. Muhtarlarımızın sesini duyurmaya devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ederim muhtarım katıldığınız için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben de Köyümüzün sizlere 8 başarılar diliyorum. kilometrelik yolu var efendim. İbrişim köyünün ve Yeşilli köyü değil mi? Evet, Yeşilli İbrişim Köyü arası 8 kilometre. Yeşilli ve İbrişim köyü arasındaki 8 kilometrelik köyün muhtarımız bütün altyapı çalışması, yol çalışmasında kullanılacak malzeme hazır diyor. 15 ton şu an malzemeleri hazır. 15 15 bin bin ton. 15 bin Evet. ton 15 bin ton yol malzememiz hazır. Diğer köylere de destek Evet. oluruz muhtarım. Altyapısı olmayan Evet. ya da malzeme ihtiyacını oradan karşılayabiliriz. Sizin köy Seve seve olduğu yapılsın. zaman seve seve niye olmasın? Her köy bizim Aynen. köyümüz. Aynen. Sizin köy Her köy öncelik bizim yapılsın köyümüz. yolları. Buradan özel idare müdürlerim izliyorlar. Serkan Bey ben Evet. teşekkür ederim. İzliyor buradan. Bütün herkes Kendisine de de diyor teşekkür ki ediyorum ben Serkan Bey'e. telefon açtığımızda Serkan Bey hiç geriye çevirmiyor isteğimizi diyorlar. Bu isteğiniz de geriye Evet. çevrilmeyecektir eminim. İnşallah. Siz inşallah bana dersiniz ki Ayla Hanım canlı yayından sonra geri dönüş oldu. Yolumuz yapılıyor diye telefon açarsınız bana. Ben de canlı yayınımızda buyurla İnşallah. söylerim. İnşallah. İnşallah Aylan. Ben Çok teşekkür köyüm ederim adına, muhtarım. şahsım adına önce sizlere bu programı düzenleyen arkadaşlarıma, özel idaredeki en üstten en alt tabakada çalışan insanlara, görev arkadaşlarıma ve muhtar arkadaşlarıma hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi diyorum. Biz teşekkür ederiz. En acilde konteynerlarımız, çöp konteynerine ihtiyacımız var. İbrişim köyünün çöp konteynerine ihtiyacı var. Çöp İki konteyneri mahalle, ve bekleme kulübesi. bekleme kulübesi Çocuklarımıza ve bekleme çöp kulübesi. konteyneri. Ağpınar köyümüzün iki mahalle, onların da konteyner sıkıntısı var. Hem çocuklar için bekleme kulübesi konteyner, hem de çöp konteynerine ihtiyaçları var. Evet. Buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Sesimizi duyarsanız çok seviniriz. Muhtarım iyi akşamlar diliyorum ben size. Ben de iyi Çalışmalarınızda akşamlar diliyorum başarılar size. diliyorum. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür Görüşürüz. ederim şahsım adına. Sağ olun. Görüşürüz muhtarım. Sağ olun. Sağ olun. Kaman ve köylerinden Havadis grubumuzda bugün Esentepe muhtarımız Sayın Nimet Yollu Hanımefendi, Ağpınar köyümüz Sayın Hacı Osman Delibal efendim. İbrişim köyü Sayın Gülabi Atasoy muhtarlarımızla canlı yayındaydık. Konuk olduk köylerimize. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her geçen gün sayımız artıyor. Hemşerilerimize sesimizi duyurursanız bu kanalımızdan, bu grubumuzdan haberdar ederseniz çok seviniriz. Farklı yayınlarla biz karşınızda olacağız. Köylerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Canlı yayınımıza muhtarlarımızı almaya devam edeceğiz.
Canlı yayına katılmak istemeyen muhtarlarımıza biz tekrardan rica edeceğiz. Köyünüzün sesi olun. Biz muhtarlarımızın sesini, köylülerimizin sesini, köylerimizin sesini, ilçemizin sesini yetkililerimize duyuruyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum ben. Gurbetteki bütün hemşerilerimize saygılar sunuyorum. Uzaktan, yakından herkese selamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum.